Sevgili gençler bu dersimizde hareket problemleriyle alakalı klişe diyebileceğimiz fakat karşımıza çıkabilecek gerek MEP kitabında gerek sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru türlerinden ya da biraz bizi zorlayacak soru türlerini çözmek istiyorum. Birinci çok klasik sorudan başlamak istiyorum. Aynı yönde hareket eden KBL araçların hızları şekildeki gibidir. Birisi 30 diğeri 10 metre bölü saniye verilmiş. Araçlar arası uzaklık 100 metre iken K aracı sabit ivmeyle yavaşlamaya başlıyor. K aracının L'ye çarpmaması için minimum ivmesi kaç metre bölü saniye kare olmalıdır? İki tane çözüm yolu sunacağım. Birisi grafikle çözüm, diğeri formülle çözüm. Formülle çözüm çok kısa ve öz olacak. Grafikte klasik yine bilmemiz gereken yöntemlerden birisi olacak. Evet, L aracı sabit hızla gidiyor. K aracı ise A ivmesiyle yavaşlıyor ve minimum ivmeyi soruyor bize. L aracı sabit 10 metre bir saniye hızla gidiyor. Ve T sürede bu araçlar karşılaşmış olsunlar. Zamanı bilmiyoruz. K aracı ise düzgün yavaşlayarak hızını 10'a indirmesi lazım. Hızı 30'du. Hızını 10'a indirmesi gerekiyor çarpmaması için. Çözümde hatalı bakış açılarından birisi şu oluyor. Gençlerin genelde karıştırdığı. K aracın L'ye çarpmaması için hızını 0'a indirmesi gerektiği gibi bir yanlış durum olabiliyor. Öyle bir durum yok. Çünkü K'nın hızı ona inerse artık ikisi de aynı hızla gideceğinden dolayı birbirine çarpmamış olurlar. Evet bize minimum eğmeyi sorduğu için aslında eğimi sormuş oldu. Tanjant alfayı sormakta. Tanjant alfa burada bizim minimum eğmemiz oldu. Karşı bölü komşu olacak. Karşıda 20 var. Ama komşuyu bilmiyoruz. Komşuda T var. Bize soruda şu alan verilmiş arkadaşlar yani 100 metre olarak verilmiş. Grafikler arasındaki kalan alan araçlar arasındaki yolu verecektir. O bilgiye göre bu 100 metre yazmış olduk. Alan hesabından şu T kısmını bulabiliriz. Şuraya T diyeyim ben. Üçgen alanın T çarpı 20 bölü 2 eşittir 100 olacağından dolayı T buradan 10 çıkacaktır. Ve bu T değerini yerine yazacak olursak arkadaşlar 20 bölü 10'dan minimum ivmemiz 2 çıkacaktır. Şurayı biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Şu 100 metre anlaşılmamışsa L aracının altında kalan yola x diyelim. Yani L aracı x kadar yol gitmiş olsun. K aracı da 100 artı x kadar gidecek. Yani 100 artı x olması gerekiyor. Oradan da bu 100'ü görebiliriz arkadaşlar. Bu klasik bir çözümdür. Bilinmesi gereken bir çözüm metodudur. Şimdi çok pratik, daha kısa bir çözüm sunacağım size. İki araç peş peşe giderken ben öndeki aracı duruyor kabul edeyim. Yani bağıl hız kavramını kullanayım. Yani öndeki aracı ben duruyor gibi kabul edeyim. Bunun hızı sıfır olsun. Arkadaki araç da 20 metre bölü saniye ile geliyormuş gibi olsun. Anlık durum bu şekilde. K aracının bu durumda hızını sıfıra indirmesi gerekiyor. Mantığı ortaya çıkıyor. V kare eşittir 2 a bağıntısını kullanıyorum. Hızın birisi sıfırsa bu bağıntıyı kullanabilirim. Zamansız hız formülü. V karemiz 20'nin karesi. 2 çarpı i'meyi bilmiyorum. X mesafesine 100 vermiş. Buradan A'yı çok rahat bulabiliriz artık. Bu taraf 400. 200 A'dan A eşittir 2 metre bölü saniye kare çıkar çok kısa bir formülle bu sonuca ulaşabiliriz. Ben genelde bu yolu tercih ediyorum. Tabi bu formülde çok aşina olduğum için öğrenciler biraz formülü sevmezler. O zaman grafik kullanmak biraz daha mantıklı olabilir öğrencilerimiz için. Buna benzer bir soru daha çözmüş olayım ben. K ve L araçlarının hızları şekildeki gibidir. K aracı fren yaptığında yavaşlama ivmesi 2 metre bölü saniye olmaktadır. Buna göre K aracı L'ye çarpmaması için aradaki uzaklık x en az kaç metre kala fren yapmaya başlamalıdır? Az önceki sorunun testten sorulmuş hali artık iğme vermiş sabit. 2 vermiş yavaşlama iğmesi. Bu sabit hızla gidiyor. X mesafesi soruluyor. Ben sadece formülü kullanmış olayım. V kare 2 ax'i kullanacağım arkadaşlar. Fakat bağıl hız mantığına göre bunu yazayım ki formülüm kısa olsun. Bunu 10 metre bir saniye olarak kabul ettim. Bunu da 0 kabul ettim birbirine göre hızı. Yani V karemiz onun karesi. Eşittir 2 çarpı A yerine 2 yazdım çarpı X'ten. X mesafesi buradan 25 metre çıkacaktır. Bakın bu kadar kısa az ve öz arkadaş. Bir diğer sorumuz zor değil gençler ama takılan öğrenci buna iyi takılır çözemez. Çok temel bir soru türü olduğundan dolayı bunu ekstra özel olarak almak istedim. Okuyalım bakalım soruyu. K noktasından serbest bırakılan X cismi M'de duruyor. KL sürtülmesiz LM sürtülmeli. KL LM'ye eşit. Şu KL aralığı LM'ye eşitmiş. Biz oraya X diyelim hemen. Cisim KL yolunu T1, LM yolunu T2 sürede aldığına göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Çok sade bir çözüm metodu var arkadaşlar. Şuraya geldiğinde hızı V olsun. M'ye geldiğinde hızı 0. İşte bunu yazdığımız zaman gerisi çok kolay olacak bizim için. Şuradaki ortalama hızımız düzgün hızlanan hareket olduğu için ortalama hız aritmetik ortalamadır. Yani 0 artı v bölü 2'dir. Yani v bölü 2 oldu. Şuranın ortalama hızı o da 0 artı v bölü 2'den v bölü 2 olur. Hızlar eşit. Yollar da eşit. O zaman zamanlar da eşit. Biz yine denklemini kuralım. x eşittir. v bölü 2 çarpı t1. Şunun için lm aralığı için yazıyorum. x eşittir. V bölü 2 çarpı T2 oldu. Yani T1 eşittir. T2 çıkar buradan. Bu soru tarzında ÖSYM daha önce kullandı. Bu eğik düzlem modelinde farklı farklı soru tarzlarında da kullandı arkadaşlar. Bu eğik düzlem çok kıymetli, çok önemli. Yani her türünü bilmeye değecek soru türlerinden birisi. Bu soru türünün bir benzerini hazırlamış olayım ben. Her taraf sürtülmesiz. Sürtülmesi ortamda K noktasından serbest bırakılıyor X cismi. Cisim KL yolunu 2T sürede LM yolunu T sürede aldığına göre KL bölü LM oranı kaçtır? Yani yolların uzunlukları oranını soruyor bize. Biz buraya X1, X2 diyelim. Gençler buraya geldiğinde hızı yine V olsun. Sürtünmesi olduğu için buradan V hızıyla hareketine devam ediyor. X1 yazıyorum arkadaşlar. X1 eşittir. Ortalama hız şurada v bölü 2 ilk hız artı son hız bölü 2'den x1 yolunu şöyle yazıyorum. x1 eşittir v bölü 2 çarpı 2t biz bu çarpıma 1 diyelim arkadaşlar. x2 yolu için yazalım. Burada ortalama hız almaya gerek yok. Çünkü sabit hızla hareket doğrudan v çarpı 1t bu da 1 oldu. Demek ki yollar eşitmiş arkadaşlar. x1 mesafesi x2 mesafesine eşittir diyoruz. İlk hızı sıfır olan hareketlinin iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0 t aralığında hızlanmaktadır. 2 t 2 t aralığında yavaşlamaktadır. 3 2 t 3 t aralığındaki yer değiştirmesi 0 t aralığındakinden büyüktür. Yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Aracın 3 tane iğme durumu var. Hepsinde de pozitif iğme durumu söz konusu. Hepsinde pozitif ivme. Birinci aralığa baktığımızda Pozitif ivme için demiştik ki ya ileri hızlanan olabilir ya da geri yavaşlayan olabilir. Bunu da şöyle bir mantıkla izah etmiştik. İleriye artı hızlanmaya artı demiştik. Artı çarpı artı artı a. O zaman geri eksi oluyor. Yavaşlama da eksi oluyor. Eksi çarpı eksi yine artı a oluyordu. Aracın ilk hızı sıfır ise cismin yavaşlama gibi bir ihtimali olamaz. İlk hızı sıfır olan cisim yavaşlayamaz ancak ilk hızı olan cisim yavaşlayabilir. O zaman bu cisim ileriye hızlanan hareket yapmıştır. Buna göre birinci öncül doğru oldu. Ve iğme zaman grafiğinin altında kalan alan bize hız değişimini veriyordu gençler. 3 tane kutucuk olduğu için bu alana biz 3V diyelim. 3V'lik hız artışımız var. Sıfırdı. Hızımız 3V'ye çıktı. İkinci aralık için hala 2V'ye kadar daha artış var. Ve üçüncü aralık için hala V'ye kadar daha artış var. Yani bu araç sürekli hızlanıyor. 0 t aralığında hızını 3 v artırırken t 2 t aralığında 2 v kadar daha artırıyor. Evet önceki kadar çok artırmıyor ama yine bir artış var. Bu durumda t 2 t aralığında yavaşlamaktadır ifadesi yanlıştır. Bu araç hızlanmaya devam ediyor. Üçüncü öncüyle yer değiştirmelerin kıyaslanması soruluyordu. Sevgili gençler bu tek başına bir sorudur. Burayı açmamız lazım. Ben grafiği şöyle kenara almış olayım. Şimdi hatırlayalım. X ve A geçişi vardı. Bize AT grafiği verilmiş. Fakat X isteniyor. Yani A'dan direkt X atlama yoktu arkadaşlar. Bu basamak basamak geçilmesi gereken bir durum. Yani önce VT'yi görmemiz lazım. VT'den sonra XT'yi yorumlayabiliriz. AT'nin alanı V'yi verecekti. Sonra VT'nin alanı da X'i verecekti. Az önce demiştik. Buraya 3V demiştik. Buraya 2V dedik. Buraya 1V dedik. Ve ilk hızımız 0. 0 t aralığında hızımız 3 v artıyor. t 2 t aralığında 2 v kadar daha artıyor. Toplam 5 v oldu. Sonra 2 t 3 t aralığında 1 v kadar daha artıyor. Son hızımız 6 v oldu. İğme zamandan hız zamana geçiş yapmış olduk. Bundan sonra işimiz kolay. Yer değiştirmeler altta kalan alana bağlıydı. Yani şu alanlara bağlıydı arkadaşlar. Hangisi daha büyük? 2T, 3T aralığındakinin daha büyük olduğu çok net belli. Şuraya x3 diyelim. Buraya x2 diyelim. Buraya x1 diyelim. x3 büyüktür. x2 büyüktür. x1 diyoruz. Yani 2T, 3T aralığındaki yer değiştirme 0T'den büyüktür. Evet bu öncül doğru oldu sorumuza dönüyoruz. Evet bu ifadede doğru olduğunu az önce ispatlamış olduk. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Eğik düzlemin üst kısmından serbest bırakılan cisim eğik düzlemi kaç metre bölü saniye hızla terk eder ve kaç saniyede terk eder diye iki tane soru sorulmuş bize. İlk hız 0 verilmiş, 37 derecelik açı verilmiş ve eğik düzlemin uzunluğu 3 metre olarak verilmiş. Bu eğik düzlem soruları çok temel sorularımızdan olacak sevgili gençler. Bu hız kavramını enerjilerle çözebiliriz fakat enerjide zaman kavramı yoktur. Biz bunu hareket denklemleriyle çözmeye çalışalım. A şıkkından başlıyorum gençler. Kaç metre bölü saniye hızla terk eder kısmına hiç zaman kavramını kullanmadan v kare 2ax ifadesiyle bulabilirim. Çünkü bana x verilmiş. V'yi istiyor benden. X'in 3 metre olduğunu biliyorum. Peki A kaç, işte ivmeyi bilmiyoruz. İvmeyi de Newton kanunlarında A eşittir g çarpı sin alfa kavramı vardı. Onu kullanarak çok rahat bulabilirim ilk düzemin ivmesini. İvme eşittir 10 çarpı sin 37. Burada 0.6 olarak verilmiş bana. 10 çarpı 0.6, buradan 6 metre bölü saniye kare çıkar. İvmeyi de 6 bulduk. Buradan hıza ulaşabiliriz. V kare eşittir. 2 kere 6 12 çarpı 3 36 yaptı. V kare 36 ise V de 6 metre bölü saniye çıkar. Şimdi zaman kavramına gelelim. Zamanı birkaç yoldan çözeceğim. İlki olarak x eşittir 1 bölü 2 at kare kavramını kullanayım. x mesafesi 3. 1 bölü 2 çarpı. ivmesi 6 çarpı t kare. 2 ile 6'yı sadeleştiririz. 3 kalır. 3 ile de 3 sadeleşir. Burada 1 kalır. t kare 1 yani t 1 saniye çıkar. i̇kinci yol diyelim. X mesafesi için şu denklemi kullanabilirim ki bu her zaman bilmemiz gereken önemli denklemlerden birisi. X eşittir veya ortalama çarpı T. X mesafesi 3 metre. Ortalama hız kaç? 0 ile 6'nın ortalaması. 0 artı 6 bölü 2. Çarpı t diyoruz. Buradan zamana ulaşabiliriz. Parantez içerisindeki ifade 3 çıkar. 3 ile 3 sadeleştirdiğim zaman t eşittir. 1 saniye çıkacaktır. Başlangıçta durmakta olan bir hareketinin iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu hareketinin 6 saniyede aldığı yol kaç metredir diye sorulmuş. Gençler AT grafiği verilmişse şu X ve geçişine göre AT grafiğinden doğrudan X'e atlama durumu yok. Yani önce hız zaman grafiğini çizmemiz lazım. Sonra hız zamandan yer değiştirmeye gelmemiz gerekiyor. Başlangıçta durmakta diye bir şey vermiş. İğme zaman grafiğinin altındaki alanı bulalım. 2 çarpı 5'ten burası 10 yapar. Hız artışımız 10. Şurası da 5 çarpı 2'den eksi 10 yapar. O zaman 0 t aralığında hızımız 10 artacak. Onu şuraya getirmiş olayım. Sonra sabit hızla hareket yapıyor. 4 ve 6. saniyeler aralığında hızımız eksi 10 yani 10 kadar azalacak. Tekrar 0'a gelecek. Şurasını 10 bulduk hız zaman grafiğinin alanı da bize yer değiştirmeyi verecek. Dolayısıyla şu alanı bulduğumuz zaman cevabımıza ulaşmış olacağız. Şu aradaki dikdörtgen 10 çarpı 2'den 20 yapıyor. Üçgenlere bu dikdörtgenin yarısı yani 10 burası, 10 da burası toplam 40 metre oldu. Yani delta x'imiz ki bu alan oldu arkadaşlar. 10 artı 20 artı 10'dan 40 metre olacaktır. Düğme zaman grafiğinden yer değiştirmeye geçişi yani yer değiştirmeye bulmayı bu şekilde yapabiliriz. İlk hızı sıfır olan bir cisme ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Bize zaman verilmiş 3 saniye. Konum verilmiş 12 metre. Yani 3 saniyede 12 metre yol gitmiş. Ve ilk hızımızın 0 olduğu veriliyor. Buna doğrudan şu denklemle hemen ulaşabiliriz gençler. X eşittir 1 bölü 2 at kare. Bir kız olmadığı için bu denklem yeterli duruyor. X yerine 12 yazdık. 1 bölü 2 çarpı ivme çarpı zamanda 3'tü. 3'ün karesi yani 12 eşittir. 9 bölü 2 a oldu. Buradan a'yı çekecek olursak 2'yi çarpı olarak gönderiyorum. 24. 9'a bölüyorum. a eşittir. 24 bölü 9. Yani 8 bölü 3 çıkacaktır. Ya da ikinci yol grafik çizerek yapabiliriz bunu gençler. Bu grafik ileri hızlanan grafiktir. O zaman hız zamana dönüştürdüğümüzde ileri hızlanan grafiğimiz şöyle olacak. Zamanımız 3. X 12 verilmiş. Yani şu alan 12 metre olacak gençler. Şurada V diyelim. V çarpı 3 bölü 2 12'ye eşit olacak. Üçgenin alanından V çarpı 3 bölü 2 eşittir 12. V buradan 8 çıkacaktır. Demek ki 3. saniyedeki hızımız 8 metre bölü saniyeymiş. Hız zaman grafiğinin eğimi bize ivme vereceğinden dolayı şu tanjant alfayı bulduğumuzda ivmeyi bulmuş oluyoruz artık. İvme eşittir tanjant alfa. O da işte karşı bölü komşudan karşıda 8 var. Komşuda 3 var. 8 bölü 3 çıkar. Hızları şekildeki gibi olan K ve L araçları aralarındaki mesafe X olduğu andan itibaren K aracı 5 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanmaya L aracı ise 5 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Araçlar karşılaştıkları anda L'nin hızı 0 olmaktadır. Buna göre X mesafesi kaç metredir? Diye sorulmuş. İvmeleri eşit verilmiş. Ama biri hızlanıyor, diğeri yavaşlıyor. Ve karşılaştıklarında L'nin hızı sıfır olmaktaymış. Arada bir yere karşılaştılar. Bunun hızı sıfır. L'nin. K'nın hızı bilmiyoruz. Gençler bu soruyu birkaç yolla yapacağız. Birinci yöntem grafik yöntemi olsun. L'nin hızı eksi 20 olsun. K'nın hızı 10. L yavaşlayıp duruyor. K ise aynı ivmeyle hızlanmaya başlıyor. Ve bu olaylar aynı anda oluyor. Grafiklerin eğimleri aynı. Şu eğimler. Çünkü iğmeleri aynı. Şimdi araçların iğmesi 5. Yani tanjant alfa 5 arkadaşlar. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Karşı 20. Komşu T yani şurası. O zaman tanjant tarifimiz yani 5 eşittir. Karşı bölü 20 bölü T oldu. Buradan T'nin 4 olduğunu görebiliriz. Demek ki karşılaşma zamanı 4 saniyeymiş. Şu kısımları siliyorum. Artık işimiz çok kolaylaştı gençler. Çünkü bize aradaki x mesafesi soruluyordu. x mesafesi şu iki hareketlinin grafiğinin arasında kalan alandır. Şu alanı biz çok rahat bulabiliriz. Bunu da şöyle hesaplayacağız. Şu mesafe 30. Şu mesafe 30. yüksekliği de 4. İlk dörtgen alanı bulur gibi 30 çarpı 4'ten hesabımızı yapabiliriz. Diyoruz ki alan eşittir. X o da eşittir. 30 çarpı 4'tür. Çünkü 4 burada yüksekliği temsil ediyor. O da 120 metre olacaktır. İğmelerin eş olmasın böyle bir güzelliği var. Doğrudan dikdörtgen alanı bulur gibi paralel kenarın alanını bulmuş oluyoruz. Çünkü ortaya çıkan geometrik şekil paralel kenar oldu. Paralel kenarın alanını bu şekilde çok rahat 120 olarak hesaplayabilirim. Bu yöntem güzel bir yöntem ama soruyu pek çok yolla yapabiliriz. Doğrudan görmeyle de yapabiliriz gençler. İkinci yoldan yapalım. Bu hızlanıyordu arkadaşlar. Bu yavaşlıyordu. Bunun da iğmesi 5'ti. Bunun da iğmesi 5'ti. Aslında iğmeler aynı yönlü. Aynı yönlü iğme L'yi yavaşlatırken K'yı da Çünkü hızları farklı yönde gençler. L burada durmuştu. K da burada bir hıza sahip. Bilemiyoruz. V, K hızı. Şöyle bir notumuz var gençler. Bir hareketlinin hızı bir saniyede ivme kadar değişir ivmesi 5 olan L cismi 20 metre bölü saniye ile giderken hızı sıfır oluyor. Yani beşer beşer hızını azaltırsam ben 4 aşamada hızı bitmiş oluyor. Yani bunun zamanın 4 olduğunu bu şekilde görebiliriz. Yok ben böyle göremedim diyorsanız formülden görebiliriz. V eşittir A çarpı T idi. Ki bu formülde bize aynı şeyi söylüyor. V'miz 20 ivme 5 çarpı T'den T eşittir 4 saniyeyi buradan da bulabilirim. Bunun tercihi size ait. Aradaki x mesafesini bulmanın birbirinden kolay yöntemleri var. Birisiyle yapmış olayım ben x eşittir. V bağıl çarpı t. Gençler bu 5 imede hızlanırken bu 5 iğmeyle yavaşlıyor. Bağıl hız her zaman şu iki hızın toplamıdır. Yani burası 30 olacaktır. Zamanımızda 4 çıkmıştı. 30 çarpı 4'ten 120 metreyi bu şekilde görebiliriz. Burada bir başka ilave edeceğim not da gençler. Yani üçüncü bir yöntem olarak da düşünebiliriz. L'nin hızı 20 azaldı. 5 ivme ile. O zaman K'nın hızı da aynı ivme ile aynı miktarda artar. Hızı 10'du arkadaşlar. 20 artırıyorum. 30 metre bölü saniye oldu. Demek ki K 10'dan 30'a çıktı. L de 20'den 0'a indiğini kendisi vermişti zaten. Buradan da ortalama hız hesaplarıyla yine ayrı ayrı yolları bulabiliriz. Oradan da çözmüş olayım ben. Üçüncü bir yol olarak gençler. Şuraları temizlemiş olayım. Şunlarla işimiz yok. Üçüncü yol olarak zamanı 4 bulduğumu kabul ettim. Bunun hızı 10'dan 30'a çıktı. Bunun hızı da 20'den 0'a indi. Şu mesafeye x1 diyeyim ben. Şu mesafeye x2 diyeyim. Ayrı ayrı hesap yapmış olayım ben. Ki çok rahat yapabilirim. x eşittir. Ve ortalama t hesabına göre. X1 için yazıyorum. Ortalama hız kaç gençler burada? 10 ile 30'un ortalaması kaçtır? 10 ile 30'un ortası kaçtır? 10 artı 30 bölü 2'den 20 çıkar. Yani V ortalama 20 çarpı 4'ten 80 metre çıkar. X2 için aynı hesabı yapayım ben. X2 eşittir V ortalama T'den. Bunun ortalaması gençler. 20 ile 0'ın ortalaması 10'dur normalde. 20 artı 0 bölü 2 10 buldum. 10 çarpı 4'ten bu da 40 metre çıkar. Yani burası 80 metreymiş. Burası 40 metreymiş. Şimdi şu x eşittir v ortalama t formülünü gençler kullanmayı çok iyi bilmemiz lazım. Bu formülün kökeni çoğu sorularda çok kullanılıyor. Özellikle ÖSYM sorularında çok fazla kullanılan formül türlerinden diyelim. E, zor bir yanı da yok aslında neredeyse bakarak çözme gibi oluyor gençler bu formülü kavradığımızda. Evet sevgili gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Faydalı olduğunu umuyorum. Bir başka derste görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.